Tayland'ın en büyük adası. Birazdan balık avına çıkıyoruz. Bakalım neler yakalayacağız. Burada genelde tuna, kılıç balığı, sailfish dedikleri kılıç balığına benzer sırtında kanadı olan bir balık türü daha var. Çok sıkça rastladığımız. Bakalım göreceğiz. Bugün neler yakalayacağız hep birlikte. Balık uzmanların dediğine göre hava şartları da büyük balık için uygun gözüküyor. Çok sıcak olduğunda daha az balık çıktı. Ama böyle yağmurdan sonra ve kapalı havalarda daha çok balık yakalayabilme şansımız olduğunu söylüyor. Eğlenceli ve keyifli bir balık turuna başlıyoruz. Bir fırtınanın ortasında kaldık. Şiddetli bir yağmur var. Dalgalar çok büyük. Gemi sarsıyor. Evet. Çok büyük bir fırtınanın ortasında kaldık. Yağmur ters köşeden vurdu. Tekne devrilmek üzere. 10 kişiyiz burada. Ya, bu havada kurtulma mümkün değil. Allah korusun. Tam fırtınanın ortasında kaldık ya. İşe bak şimdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hava iyice bozdu. Şiddetli yağmur ve fırtına var. Sessiz olun. Yağmurlu, bozuk, bulutlu havada Phuket'te balığa çıkmayın. Dünkü okyanustaki fırtınadan sonra istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bugün hava biraz daha güzel. Tatlı su da şansımızı denemeye karar verdik. Güzel bir göle geldik. Güzel sonuçlar elde edeceğiz umarım. Burada büyük balıkları ile ünlü. Amacımız size büyük balıkları göstermek, yakalamak, fotoğraf çekeceğiz. Sonra başkalarının da yakalayabilmesi için geri salacağız. Ama Serdar arkadaşım dediği gibi çok güzel. Eğer burada başarılı sonuç alır, havada güzel olursa deniz maceramızda. Ya. Envai çeşit balıklar olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bunu birazdan test edip bizzat göreceğiz. Daha önce herhangi bir türke rastlamamışlar. Buraya gelen yokmuş. İlk çekimi biz yapacağız inşallah. Yemlere bakalım. Yemler genelde ekmek türünde kullanıyorlar. Bu sefer et kullanmayacağız. Ekmekle tutmaya çalışacağız. Umarım etkili sonuçlar alırız. Evet, oltalarımızı attık, bekliyoruz. Göl oldukça hareketli. Zıplayan çok balık var. Birazdan yeni balıklar çıkılacağını umuyoruz. Denildiğine göre 20 kiloluk balıklar varmış. O büyüklerde balıklar var. Umarım size onlardan yakalayıp gösterebiliriz. Evet, büyük balıklar yakalandı gibi. Aynen, bir iki tane yakaladık. Ay ta. Ay ta, ko lai ta mana yan le. Ta mpuen lou. Ooh. Ko le kwa nu mai dai. Nat ni suai mai tua. Suai. What's that fish? Tilapia. Perfect. Seni epey zorladı ama kaçmaz bu balık. Yine bir spor. Boşuna dememişler. Balık bir spordur diye. Evet. Gerçekten büyük bir balık geliyor. Olsa gerek. Seni epey yordu. Yordu ama değecek gibi. Oo. Kaldır kaldır. Yavaş yavaş adamı kepçeye doğru çek. Adamı kepçeye doğru. Tamam. Oo. Oy. Vay be. Pirana. Ayre kopmuyor bu cep gibi. Evet, sonuç bu. Piranayı çıkardım. Size. Oraya kop. Kaçarı yok demiştim. Kop. Değmeli. Ha. 10 kiloluk. Benim ilk fişim. En az 10 kilo var.
Beni de bayağı yordu ama değdi. Dişlere bakın. İnsan dişi gibi diş var. Çok değişik bir bakım. Lemon cam mı lemon cam? Yam nasıl hazırlanıyor? Onu çekiyoruz sizler için. Oldukça değişik bir teknik. Bu Taylandlılara özel bir usul. Küspe gibi yapıyorlar büyük balıklar için yemi. Ve o şekilde atıyorlar. Şamandıraya benzer bir şey var. Oranın içine ekmek yerleştiriyor. Tek iğneli bir olta atıyor. Evet, nasıl hissediyorsun abi? Çok zorluyor mu? Çok zorluyor ve çok keyifli. Mama Simon, ne niye tam kon? Çok heyecanlı. İki taraftan da bekliyoruz ne çıkacak diye. Çok muamma. Az kaldı. Az kaldı. Evet geliyor. Bravo. Oh. Çok değişik. Çok büyük bir balık. Oo, en büyüğü bu. Oh, oh. Eline sürmeyeceğim yani o zaman. What's the name of this fish? Catfish. Catfish. Eline dikkatli öbürlemeler. Evet. Evet, ne hissediyorsun bu kadar büyük balığı yakaladın? Evet. Yaklaşık bir 12 kilo var. Güzel bir balık, kedi balığı. Müthiş balıklar çıkıyor burada. Şöyle bir önden de göstereyim. Beklediğimden biraz daha küçük gibi gözüküyor. Kaç kilo tahmini? Kestirirsin. 3-4 kilo falan. Yani yakaladıklarımıza. Hadi bakalım ne çıkacak? Oo. Bot leo lao ay ta tok wan nung leo. Şey yakaladık. Tahminim gibi doğru çıktı. Çok aşırı büyük değil. 3-4 kilo falan. Ama oldukça keyifliydi. Catfish yakalaması zevkli, oldukça zorluyor. Mücadele büyük. Ne? Nóc bẹt na mười lăm mươi chỉ không may quá đò ơ nó mới dây lão ô çok büyük bir balık geliyor. Evet, çıkardın koca balığı. Huuu, bu nedir ya? Köpek balığı mı bari? Gerçekten çok zorlu mücadele oldu. Yaklaşık 15 dakikadır çıkarmaya uğraşıyorum. Kollarım kızardı gördüğünüz gibi. Ama mücadeleye değdi. Yaklaşık 20-25 kiloluk. 20-25 kilo var. Gerçekten beni çok zorladı ama. Hızı kadar var. Evet. Gördüğünüz gibi müthiş bir biz balık. De çekiniyoruz.
çekeceğiz abi, bol bol çek. Tropik meyveler var burada. Çok lezzetli. Şöyle göstermek istiyorum. İçi beyaz. Sarımsağa benziyor. Ancak hiç alakası yok sarımsakla. Şekerli, lezzetli bir tadı var. Diğer meyvelerden biri de tanıtmak istediğimiz bu. Bir nevi bizim oradaki yeni dünya diyebileceğimiz meyveye benziyor. Şimdi açınca bu çıkıyor. Ve çok değişik ve çok güzel. Burada yemek fazla alternatifimiz olmadığı için meyve yemeye, tropikal meyve özellikle çok güzel ve lezzetli olduğu için tercih ediyoruz. Gelip tatmanızı tavsiye ederiz. Bu da çok güzel bir meyve. Balık çok zorluyor, çok kaçıyor. Ama getireceğim az sonra. 10 dakika içerisinde burada. 10 dakika içerisinde burada. Bu pirana'ya benzemiyor. Evet. Pirana değil. Pirana değil. Sazan olabilir veya başka bir balık olabilir. Çünkü pirana bu kadar zorlu değil. Evet. Balık o kadar zorluyor ki bir oradan biri buradan. Yoksa şimdi alırdık balığımızı. Onur kıyıya kadar getirmesene abi. Oh, oh, oh. Bir daha. Haydi. Çok çabuk bir balık. Evet. Evet. Bravo. Süper. Bravo. Evet. Sonunda mücadeleyi kazandım. Size demiştim bir sonraki avım farklı olacak diye. Gördüğünüz gibi kocaman bir sazan çıkardım. Kollarım yoruldu. Değer mi dersiniz? Epey değer.